Melis Alpan. Sesinin çok güzel olduğunu, müzik konusunda çok bilgili olduğun doğru mu? Yani öyle demiştim. Çok bilgili demeyeyim. Sesim fena değildir. Senden bir tane ufak bir şey. Hayır. O kadar değil yani. Çok ufak bir şey. Öyle. Peki bir dakika. Zorlan. Şimdi zorlayınca çok içine kapanıyorlar. Ben biliyorum. Bir reklam sonra belki çok ufak bir şey bize mırıldanabilir. Ne mırıldanır? Ne olabilir? Ege'den bir zeybek olabilir. Bir Orta Anadolu bozlak olabilir. Yani bir ne bileyim yani. Ne, ufak bir şey yani. Ben Kayahan Bey'in bir şarkısını Kayahan abinin şarkılarına bak. Bak şunu söyleyelim beraber. Hiç bilinmeyen parçasıdır. Yapabilirim. Yapabilirim. Vallahi söyleyeyim. Söyleyebiliyoruz bunu beraber. Olmaz mı Kayahan abi? Ben bir ceketimi değiştirip geleyim hayatım. Vallahi de evet. Bayağı rahat gidiyorsun yani. Hayır, soru soracağın için ben beyaz ceketle cevap veriyorum sorulara. Öyle mi? Ya evet. Gidiyorum. Bayağı gidiyorsun. Gidiyorum ya. Bu rahatlık vardı, ben niye giymiyordum bugüne kadar? Ben de giderdim yani. Çocuklar ben de bir kaçıp geliyorum. Bizim de kendimize göre işlerimiz var yani. Bu saate denk geldi. Peki devam ediyorum. Çok rezil şeyler gitti mi var? Gitti ya. Kayahan abi gitti yani. Allah Allah. Sen de git istersen, geç oldun. Fahrettin sen niye duruyorsun buralarda? Rahat. Aslında gerçekten de böyle olması gerekmiyor mu? Evet, değil mi? Evet. Ha, bravo. Gerçekten de böyle olsa ya yayınlar falan. Böyle konuklara ben soruyu sorarken konuk hoşça kalın falan deyip böyle. Bir kalksa gelse bir şeyler yani. Melis Alpan'a devam ediyorum. Çok tez canlı olduğu için bir kapı görse herkesten önce girmek istermiş. Bu kadar mı tez canlısın? Çok tez canlıyım. Böyle hızlı yürürüm. Hani... Doğru. Evet, yani işte. Hep evet birini ekarte edeyim diye değil de işte gayri ihtiyar. Çok enteresan bilgiler var seninle ilgili ya. Tek hayalinin evde midilli beslemek olduğu. Tek hayalim değil hani öyle bir... yani herhangi bir hayalin olsa da garip yani tek hayalin değildi. Evde midilli mi beslemek istiyorsun? Ya gerçek ahırda yaşa daha rahat. Peki. Çocuklar. Bravo. Bravo. Evet. Bu gerçekten de hoşmuş yani. Benim öbürü çok hoş değil. Bir insanın gittiğine değer mi? Vallahi evet. Değmiş yani. Vallahi tebrik ediyorum abi. Sağ ol hayatım. Bir şey söyleyeceğim. Ne konuştunuz? Ben kaçırdığım bir şey yok değil mi? Baştan alalım mı hepsini abi? Böyle? Ben bir şey söyleyeceğim. Niye iki kıyafet? Dikkat çeksin diye hayatım. Artık zaman böyle zaman yani. Bak şimdi o birkaç daha kıyafet giysin film nasıl seyredilecek? Böyle. Bu arkadaş mı? Bu arkadaş... Ama şimdi film... Film, bu arkadaş şey tek bir kıyafet giyseymiş de olurmuş yani de onun bize böyle bir özelliği gelmiş ya. Bugün ne çıktın abi evden dışarıken niye böyle geldin? Ya siz üçüncü kez geliyorum galiba senin programına. Artık sallamaya başladım. Hayır. Her seferinde... Ben de üçüncü kez her seferinde takım elbise giyiyorum. Evet. Artık kendi evim gibi hissediyorum neredeyse burayı. O yüzden... Sen böyle... bir daha çağırsak pijamayla gelip buraya... İnceden uzanacaksın yani. O hale getirdin yani. Abi arkada bir yer varsa küçük. Vallahi bak senin evin. Gerçekten de senin evin. Bak Kayahan abiye kalkıyor gidiyor. Üstünü değiştirip geliyor. Rahatız yani.